ta ki insanın onun beşine kadar bir sefer traktörle sürüyoruz bunu. İnsanın onun beşinde tohumlarımızı yere bırakıyoruz. Bir hafta 10 gün süresinde bunlar yeşermeye başlıyor. Sulu mudur, susuz mudur? Susuz olarak yetiştiriyoruz. Bir 10-15 gün içinde bunlar yeşeriyor. Çapasını yapıyoruz. 2 ay yaklaşık çocuklarla beraber bunun bakımını, çapasını, içindeki otların yormasını, temizliğini yapıyoruz. 2 aydan sonra buna şu gördüğünüz şekilde, şu şekilde baş vermeye başlıyor. Şu şalangolar bizim İranşehir'e has özgü. Bunlar 3 günde gördüğünüz şu şekilde geliyor. Bunlar sabah saat 4-4.30 gibi tarlaya geliyoruz çoluk çocukla beraber. Saat 6-7'ye kadar topluyoruz bunları. Aracılar gelip şu gördüğün şu şekilde karpuz görünümünde, tadı daha güzel, organik, doğal, komple. Ancak bunu bir tatmanızı öneririm. Cacık olarak tüketebiliriz. Dolmalık olarak kullanabiliriz. Turşuluk olarak kullanıyoruz. İranşehir'e has bir meyve. Ancak bunu yiyen bilir tadını. Bizim buranın sıcaklığından dolayı çok güzel bir, hoş bir tadı var. Bunu satışına gelince alıcılar gelip burada ya tarladan ya da bizim hal pazarına götürmek kaydıyla Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe, Zirik, çevre il ve ilçelerden gelip bizden alıyorlar bu ürünü. Ve de İranşehir satıyoruz. %100 İranşehir malı. Ayrıca devletimizden isteğimiz, bunun da bir teşvik primi olmasını istiyoruz ve patenti bize verilmesini istiyoruz. Altında topluyoruz. Babamıza destek olmak için paraya ve okul masraflarımıza destek olduğu için şelengoları biçip ve topluyoruz. Bundan dolayı babamız bir, en az olsa da bir okul masraflarımız gerçeği oluyor. Bahçeye zarar, insanın ter kokusu ve güneş sıcaklığı bozulmaya neden olur. Sabah serinliğinde saat 4-5 gibi giriyoruz. Maksimum toplanma süresi saat bu 2-3 saat bitmesi lazım. Günlük ve sabah bunun toplanması lazım. Gördüğünüz gibi her sabah bu şekilde toplayıp arabaya koyuyoruz, şehir merkezine götürüp orada alıcılara teslim edip satıyoruz.
Maydanoz reis torbanın içine attık, üzerine çelenk omuzu indirdik 15 kilomuzu. Bu o bir haftalıktan da o sert tutuyor, taze tutuyor bu maydanoz onu. Dalında gün olmuş gibi. Bu şimdi Viranşehir bölgesinde, Urfa'nın yalnız Viranşehir bölgesinde yetişen bir meyvedir, hem sebzedir. Nasıl Malatya'da kayısı menşursa bu da Viranşehir'de menşurdur. Bizim sıcaklığımız fazla olduğu için başka bölgede yetişmiyor bu. Şeker gibi bir meyve, sebze. Ne dersen? Nereye gönderiyorsunuz? İstanbul'a. Birin efendim, taze şerengol arduz geldi, birin. Yallah birin, taze şerengol burada birin. Yallah birin, taze şerengol burada birin. Tadına bakmayan bilmez bu meyve ne olduğunu, birin. Faydalı faydalı. Viranşehir'e has ürün. Abi Viranşehir'in has ürünü, birin. Maydanoz bir dakika amadır. Tol birikim. Bir de şelengolumuzun özelliği tamamen doğal ve organik olup gübresiz, ham madde olmadan sağlık için de çok güzel, salatalığın cilde faydası olduğu gibi şelengolun artısı var, eksiği üstü yoktur. Bir de cacığı var bunun. Evet. Cacığı yapılıyor, bir de bunları kartlaştığı zaman, bir kolu zaman kavun olarak yeniliyor. Evet. Ya birin derse şelengol burada. Kavun gibi yetişenler şeftali tadında oluyor. Bunlar evet, tamamen susuzdur, doğal olarak kuru bölgede yetişiyor. Maydanoz kustuk üstüne de maydanoz katıyoruz. Evet. İstanbul'a gidiyor. Yani bir hafta kalsa da taze ulaşıyor. Umurumda değil bu şelengolun. Sinan İncir kardeşimize postalayalım bunu İstanbul'a. Tamam. Eline